Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, Risale okumalarımıza devam ediyoruz. Artık dördüncü sözün kapısındayız. Elhamdülillah üçüncü sözü bitirmiş olduk. 22. ders itibariyle 23. dersimizde dördüncü söze geçiyoruz. Üçüncü sözde ne konuşmuştuk özetle hatırlarsak, ibadetin ehemmiyetini konuşmuştuk. İbadetin Müslümanın dünyasında ne anlam ifade ettiğini konuşmuştuk. Üçüncü sözü ikinci sözle bağlayarak gayba imanla ibadet arasında ilgiler kurmuştuk. Demiştik ki ibadet gaybtan haberdar edilmiş fiillerimizdir, eylemlerimizdir. Onları amaçlayan, o tarafa yönelmiş, oraya bakan eylemlerimizden oluşur ibadetlerimiz dedik. Bunun ana başlıkları elbette Kur'an'da, sünnette emredilen ibadetlerimizdir. Namazlarımız, oruçlarımız, dualarımız, haccımız vesairedir. Ancak yine sünnet-i seniye çatısı altında olan, hayır murad edilen, Allah'ın rızası murad edilen ve şeriatın meşruiyet dairesi içinde olan amellerimiz de buraya bakar dedik. Çünkü onunla da gayb alemi amaçlanmıştır. Niyetle, bakış açısıyla, görüş açısıyla, yaşam açısıyla o fiilin anlamı büyütülmüştür dedik. Fısk ve sefahatte mesela aldık aşağı indirdik dedik ki, fısk ve sefaat sadece dünyevi amaçlar için işlenmiş fiillerden oluşur. Yani onunla kısır amaçlar hedeflenmiştir. Bu yüzden onların sonuçları da kısırdır dedik. Böyle anlamlarla doldurmaya çalıştık. Tabi mürşidimiz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eseri doğrultusunda, metinleri doğrultusunda anlamaya çalıştık. Bugün de inşallah dördüncü sözü anlamaya çalışacağız. Başta dediğim gibi. Dördüncü söz namaza dair, namazın yine aynı cümleyi kullanayım, Müslümanların dünyasında nasıl bir anlam ifade ettiğini söylüyor bize. Daha da büyük resimden bakarsak evren-insan ilişkisinde insanın düştüğü yeri söylüyor. Bunu nasıl söylüyor? Açılacak alışverişlerimizdeki zamanın hükmü üzerinden söylüyor. Oraya geldiğimizde inşallah bunu biraz daha detaylandırmaya çalışacağım. Şöyle başlıyor dördüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu imadu din. Namaz dinin direğidir. Bu sefer bir ayetle başlamadık. Bu sefer bir hadis-i şerifle başladık. Namaz dinin direğidir hadisiyle başladık. Bu hadis Tirmizi'de iman babında, İbn-i Mace'de fitende, Müsned'de geçiyormuş, El-Hakim, Müstedrek vesaire geçiyormuş yani kaynaklarımızda epeyce. Zaten camilerimizde de bu hadis-i şerifi yazılı çok buluruz. Duvarlarında olsun, mahyalarında olsun. Namazın dinin direği olduğu çokça hatırlatılır. Peki bu ne demektir? Namaz dinin direğidir. Ne anlama gelir? Bunu şöyle düşünmek lazım. Namaz hem dini ayakta tutar hem de en son yıkılacak olandır. Yani o yıkıldıktan sonra o binanın sağlam kaldığı pek görülmemiştir. Yani bir deprem oldu diyelim Allah muhafaza. Binanın duvarlarında çatlamalar olabilir. Sıvasında çatlama olabilir. Tuğlalarında düşmeler olabilir. Ama sütunlarına zarar gelmemişse o kısmı onarılıp binada ikamet edilmeye devam edilebilir. Ama sütunlarında çatlama olmuşsa, kırılma olmuşsa artık o binada oturmak güvenli değildir. Çünkü o binanın da yıkılması yakındır. Ha biz demiyoruz ki namaz kılmayan dinden çıkar. Ehl-i sünnetin ekserinin görüşü bu değildir. Yani bir herhalde İmam Ahmet bin Hanbel'den sadece böyle bir kavil gelmiş. Ebu Bekir Sifil Hoca'nın ilgili bir videosu var. Yani ehl-i sünnetin ekserinin bu görüşte olmadığını biliyoruz biz. Namaz kılmayan dinden çıkar demiyoruz. Ama namazın da çok büyük bir ehemmiyeti olduğunu takdir ediyoruz. Onunla ilgili hadislerdeki vurgular,
Kur'an'daki vurgu, sahabenin, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salih'in, büyüklerimizin ona atfettiği önem. Bunlar bize gösteriyor ki o namaz da öyle kolay kolay terk edilecek bir şey değil yani. İşte o binanın sütunu gibi düşünün. En son yıkılacak olan. İşte bizim aşağıdaki evlere mesela kentsel dönüşüm gelmiş. İki aşağı sokakta, caminin olduğu sokaktaki evlere. Şimdi oradaki şeyleri söküyor. Önce işçiler geliyor, işte pima penlerini falan filan söküyorlar. Belki onları başka şekilde kullanıyorlar, bilmiyorum. Şimdi geliyor, onları söküyor. Kullanılabilecek, alınabilecek ne varsa onları alıyorlar o binadan. Ondan sonra sütunlarını kırıyorlar. Neden? Sütunu evvel kırarlarsa onlar daha alınamaz oradan. Yani en son yıkılacak olan sütun. Sütunu yıkmak demek, binayı yıkmak demek çünkü. Aynen onun gibi de namazı yıkmak demek, dini yıkmak demek. Ha hemen mi yıkılır? Belli olmaz. Ha bir gün, ha yarın, yani tehlike mevcuttur. Neden mevcuttur? Çünkü namaz Allah'la kul arasındaki dinamik ilişkinin devamıdır yani. Günde 5 vakit namaz kılıyorsunuz. Bu da günün değişik vakitlerinde oluyor. Onların içinde ettiğiniz dualar var. O duaların manaları var. Sizde çağrıştırdıkları var. Sizde yeniden canlandırdıkları var. Evet, yani tekrar canlandırmak da bir nevi. İnsan bir manayı tekrar ettiği zaman ona ruhunda har verir, ateş verir tabiri caizse. Ona bir enerji katar gibi gibi. Şimdi böyle bir ibadet, dinamik ilişkinin devam ettiği düzey. Sen bu dinamik ilişkiyi terk ettiğin zaman, şimdi oruç yılda bir ay, hac ömürde bir kere, zekat yine yılda bir kere. Bunları düşündüğün zaman diğerlerinin namazla oluşan yarayı kapatması çok zor. Diğer ibadetlerin namazla oluşan yarayı, namazın yokluğuyla oluşan yarayı, namazsızlıkla, beynamazlıkla oluşan yarayı kapatması, ilaç olması, idare etmesi çok zor. Namaz çok dinamik bir ilişki sağlıyor. Daha evvel namazı anlamak için işte şey örneğini vermiştik. Diyelim askerler devriye atıyor, güvenlik devriye atıyor. Sürekli komutana telsizden şey veriyorlar, işte saat 2.30 şu an görev yerindeyim, şuradayım. Saat 3.30 şuradayım. Saat 5.30 buradayım. Bu sayede idareyle dinamik ilişkilerini korumuş oluyorlar. Diyelim ki 6.30'da sinyal gelmedi, şey şüpheleniyor amirleri. Ya bu adam nerede, niye tekmil vermedi, niye görevdeyim demedi. Aklına şüphe geliyor ve sizin olduğunuz yeri araştırıyor, nerededir falan filan diye. Gibi gibi biz de namazımızda bir nevi tekmil veriyoruz. Kendimize de bir hatırlatma yapıyoruz. Önce zaten namaz bizim için deva. Yani namazla kendimize çağrıştırdığımız manalar önce bizim ihtiyacımız. Yani insanoğlu denilen aciz ve fakir canlının, bunu önceki derslerde konuştuk, bu kadar düşman, ihtiyaç, sıkıntı karşısında günde 5 defa bu manaları hatırlamaya ihtiyacı yok mu? Elbette var. Elbette var ki bu emredilmiş. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bizim namazlarımıza ihtiyacı yok, bizim övgülerimize ihtiyacı yok. Onun kemali övgüyle ayakta durmaktan mukaddestir, müberradır. Onu öyle kusurlardan tenzih ederiz. Bizim gibi canlıların övgüye ihtiyacı olur. İhtiyaç üzerinden şey yaparsak. Bizim ihtiyacımız olur. Niye? İşte motivasyon olur, hayat enerjisi katar bize falan. Ama Cenab-ı Hak bunlara muhtaç değildir. Cenab-ı Hak bunları emretmiştir ki bizim ihtiyacımız olduğundan. Cenab-ı Hak hatırlamak bize iyi geldiği için. O manaların içimizdeki çağrışımı bizi de iyileştirdiği için. Çünkü yaratılışımız onların üzerinedir. Zaten bizi o yaratmıştır. Kodlarımız onun üzerinedir. Fıtratımıza uygun mecrayı bulduğumuzda biz de rahat ederiz. Tıpkı atın koşması gibi. Geçenlerde bir video izledim. Böyle büyükbaş hayvanları işte süt şeylerinde, üretim tesislerinde ahırdan çıkarmıyorlarmış. Hayvanseverler de onları satın almışlar galiba. Böyle dışarı çıkarmışlar. Şimdi hayvanlar ilk defa dışarı çıkıyorlarmış, yani öyle geniş yeşillik araziye. Ya hayvan öyle bir mutlu oluyor ki böyle, hani at şey yapar mı çifte falan, inek, büyükbaş hayvan çifte atar mı, atıyor sevincinden böyle. Böyle hoplaya hoplaya
Koşuyor. Niye? İşte fıtratının gereği yerine geldi. Nasıl ki suya don emri verildiğinde fıtratında o olduğu için demirin içinde olsa demiri parçalıyor değil mi? O kadar kuvvetleniyor. Çünkü fıtratı onun üzerine. İnsanoğlu da fıtratı üzerine olan işleri yaptığında rahatlar. Ümit Meriç Hanım'ın yine İçimdeki Cennete Yolculuk kitabında geçiyordu galiba. Bir ara neredeyse intihara niyetlenmiş. Sabah namazı vakti ezan duyuyor galiba. Ya diyor her şeyi denedim de bir namazı denemedim diyor. Bir de namaz deneyeyim diyor. Belki o deva olur. Elhamdülillah şifada oluyor gerçekten. O namazda şifa buluyor. Neden? İşte ruh mecrasını buluyor. Olması gereken yeri buluyor. Biz bu ilgiyi istiyoruz. İlgi göstermek de istiyoruz. İlgi görmek de istiyoruz. Namaz da böyle dinamik bir ilişkiyi sağlıyor. Direk nedir? Bina hep direğin üstündedir. Yani dinamik ilişkinin kaynağıdır. Zeminle binanın dinamik ilişkisi direk üzerinden olur. Kesilmeyen bir ilişkidir bu. Sürekli ona dayanır. Duvarı yıkarsınız, geri yaparsınız. Ama sütunu yıkıp tekrar yapamazsınız. Yıktığınız an hop bina aşağı. Gibi. Evet, bu hadisin ve bu hadis gibi daha nicelerinin tefsirini bu metinde göreceğiz. Burada öğrendiğimiz mana namazla ilgili bütün metinlere tesir edecek. Hepsine bakışımızı etkileyecek yani. Bazen böyle eleştiriler geliyor. Risale-i Nur'da çok az ayetin tefsiri var falan diye. Ama işte o ayetlerin birbirine bakar yüzleri var. Şimdi namazdan bahseden bir ayeti konuştunuz. Namazdan bahseden bir tek ayet o değil ki. Belki onlarca ayet var namazdan bahseden. Buradaki izahın hepsine bakan yüzleri oluşuyor. Hem ibadetin manasını konuştuk. Kur'an'ın tamamı ibadete bakıyor. Zaten Kur'an'ın dörtte biri ibadeti anlatıyor bize yani. Cenab-ı Hak'la olan o kulluk ilişkimizi anlatıyor. Hadi bakalım. Şimdi onlar tefsir edilmemiş mi oldu? Elbette edilmiş oldular. Ancak tabii doğrudan tefsir değil bu. Hakikat tefsiri. O hakikatlerle bağ kurmak. İşte biraz daha arayışta olmak gerekir. Paket edilerek size verilmiyor her şey. Biraz daha böyle talep eder bir açlıkla bakmanız gerekiyor ki onlar gözünüzde parlasın. Bu öyle bir tefsir yani. Pekala, metne başlayalım. Namaz ne kadar kıymettar ve mühim. Namaz ne kadar kıymettar ve mühim. Burada iki kelime kullandı Üstad Hazretleri. Kıymettar ve mühim. Aklımızda kalsın. Hem de ne kadar ucuz ve az bir masrafla. Şimdi bunlar da birbirine yakın ama niye ikili geldi? Hem de ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, gör. Dönelim tekrar. Namaz hem kıymettar diyor hem mühim diyor. Şimdi kıymetli zaten bizim dünyamızda az çok önemliye denk geliyor gibi. Hani biz kullansak onları birbirinin anlamında kullanabiliyoruz. Fakat dini metinlerde genelde şöyle bir şey vardır. Birbirine yakın kelimeler aynı cümlede kullanılıyorsa aralarında bir nüans vardır. İşte müminle Müslüman gibi. Ayrıyken ikisi de aynı anlama gelir. Ancak beraber kullanılıyorlarsa aralarında bir nüans vardır da zikredilmişlerdir. Başka manalar kastedilerek zikredilmişlerdir. Öyle anlarız yani. Ebu Bekir Sifil Hoca'nın Müslüman mümin kelimelerinin izahına dair videoları var. Onlar benim burada ufakça anlattığım şeyi geniş izah ediyor. Onlara bakılabilir. Burada da kıymettar ve mühim dedi. Kıymettar tamam, kıymetli, değerli. Mühim, o da o gibi. Niye bu iki kelime beraber geldi? Kimisi diyor ki Üstad Hazretleri işte bize kolaylık olsun diye birisini bilmezsek diğerini biliriz diye böyle yapıyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Burada bu kelimeler özellikle böyle kullanılıyor. Neden? Bazen bir şey mühim olur ama kıymettar olmaz bize göre. Hani kıymet değerlerimize şey olmaz. Ama bazen de bir şey kıymetli olur, mühim gelmez.
Ne demek bu? Bunu açmaya çalışayım. Mesela ani bir örnek olacak ama ya tam arabayla bir yere gideceksiniz, deponuzda benzin kalmamış. Şimdi benzin kıymetli bir şey mi? Yani kıymeti var ama çok da pahalı bir şey değil yani. Ne bileyim, hani 100 lira cebinizde oldu mu alabileceğiniz bir şey. Ama o an o mühim. Bakın kıymetli değil. Kıymetli değil ama o an mühim. Neden? O olmadan araç gitmiyor. Ya da değişik bir şey kullanalım. O an sizin kucağınızda tam 6 külçe altın olsun. Arabayla bir yere gideceksiniz. Kucağınızda 6 külçe altın var. Çölün ortasındasınız diyelim. Daha da şey yapalım. İlginçleştirelim misalimizi. Bakın elinizdeki kıymetler altın, yani kıymetler değil mi? İnsani ölçülerle kıymetler bir şey. Ama mühim değil. Çünkü o an onunla bir işiniz yok. Bilmem anlatabildim mi? Yani mühimlik daha çok ihtiyaca bakıyor. O an ona ihtiyaç duyuyor musunuz? İhtiyaç duyuyorsanız o sizin için mühim. Ama değer daha çok nasıl diyelim, o an olmasa bile ona atfedilen kıymetle ilgili bir şey. Ya mesela şimdi biz güneşin doğuşuna hiç dua etmiyoruz değil mi? Her sabah doğuyor. Hiç şükretmiyoruz böyle. Ya Rabbi sana şükürler olsun bu sabah da güneşi doğdurdun demiyoruz. Ama yağmur yağmadığı zaman hemen ellerimiz açılıyor değil mi? Hemen dua etmeye başlıyoruz. Ya Rabbi yağmur gönder, bizi susuz bırakma, ekinlerimizi kurutma ya Rabbi diye dua ediyoruz. Yağmur duasına çıkıyoruz hatta. Şimdi aralarındaki şeye baksan, güneş mi bizim için daha büyük ihtiyaç? Yağmur mu? Güneş daha önemli. Bir gün doğmadı mesela, ne olacak halimiz? Ama biz güneşle böyle dinamik bir ilişki içinde olmadığımız için, yani şöyle daha doğrusu, güneşin böyle bir riski olmadığı için, doğmama gibi bir riskini biz düşünmüyoruz hiç. Düzenli doğuyor. Bir yeknesak düzeni var onun. Yağmurun öyle bir düzeni yok. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Bu bizim dünyamızda yağmurla ilişkimizi ondan daha mühim kılıyor. Ama güneş mi daha kıymetli, yağmur mu? Şimdi tabii ikisi de kıymetli ama şimdi örnek üzerinden hani şey anlatmaya çalıştığımı çözmeniz için söylüyorum. Güneş daha kıymetli. Bütün şeyin düzeni orada. Güneşi çektin mi zaten dünyada kalmaz. Yağmurun da bir önemi kalmaz. Hani yağmur suyu olmazsa deniz suyunu arıtırsın falan kullanırsın söz gelimi ama güneş olmazsa onun alternatifi yok. Gibi burada da bence inşallah bilmiyorum ne kadar anlatabildim. Ama namazla şimdi şey yapınca belki biraz daha toparlanacak. Onunla beraber izah edince biraz daha toparlanacak. Namaz da hem zatı itibariyle kıymetli hem de mühim ihtiyacımız var. Bakın hem zatı itibariyle kıymetli, altın gibi zatında da bir değer var. Hem de benzin gibi ona ihtiyacımız var. Onsuz yolun ortasında kalırız. Buradaki bu iki veçhi kavramak insanın hayatında namazın oturması için, sürekli olması için bir tür alışkanlık haline gelmesi için, olmazsa olmaz haline gelmesi için gerekli bir şey. Geçenki derslerden birisinde anlattım. Belki 5-6 ders önce anlattım. Benim kendi namaz yolculuğumu. Şimdi ben çocukken de işte gençliğimde de namaza başlıyordum. Yani deniyordum yani 5 vakit namaz kılmayı. İşte 1 ay kılıyorum, 2 ay kılıyorum, 3 ay kılıyorum, bırakıyorum. Veya işte 1 hafta, 2 hafta kılıyorum, bırakıyorum. Daha uzun olsun hadi 5 ay 6 ay bırakıyorum. Ama sonra 20 yaşında biz İstanbul'a işte göçtükten sonra başladım. Onu bırakmadım. Şimdi ikisini karşı karşıya koyduğum zaman şunu görüyorum. Ben çocukken ya da ilk gençliğimde namazın kıymetini biliyordum ama mühim olduğunu bilmiyordum. Buradan anlatırsam. Onu ihtiyaç gibi görmüyordum. Ben namazı hani Cenab-ı Hak bizi yaratmış, bak bu kadar da nimet vermiş. Ona bir teşekkür etmek lazım. Yani bir hediye vermek lazım gibi yani böyle. Sanki ben Allah'a bir şey veriyormuşum gibi. Öyle düşünüyordum.
Onda da devamlı olamıyordum yani. Allah'ın hikmeti işte yani. Devam edemiyordum. İnsan birisine ikram ederse, ikram eden kendisi olursa onu devam ettirme zorunluluğu var mıdır? Yoktur yani. İster verirsin, ister vermezsin. O konuda nefsini tam ikna edemezsin. Diyelim işte evinize gelen bir misafir var. Bir gün kebap yaptınız. İkinci gün geldi kebap yaptınız. Üçüncü gün çayla da yollayabilirsiniz. O size bakar yani. İsterseniz onu ikram edersiniz, isterseniz bunu ikram edersiniz. Bir gün nefsiniz der ki size, ya yeter bu adam her gün geliyor, her gün kebap, her gün kebap. Senin de bir sınırın var yani. Bugün de çayla gitsin. Bak alıştırdın adamı her gün geliyor yani. Der. Nefis bunu der. Siz de onu o zaman terk edersiniz. Ama mesela o adamla öyle bir ilişkiniz var ki o adama siz kebap verdiğiniz zaman ha, lokanta diyelim, lokanta işletiyorsunuz. O adama kebap verdiğiniz zaman o adam da size bir altın bırakıyor. Şimdi bu ilişki artık verme ilişkisi değil, alma ilişkisi oldu. Veren el alan elden üstündür hadisini hatırlayalım. Gerçi onun bağlamı sadaka ama insanın büyüklük, küçüklük algısına dair de bir şeyi var onun. Yani kim nereye, nereden bakıyor? Onunla da ilgili öğrettiği bir şey var. Şimdi siz orada veren elken siz tayin ediyordunuz, kendiniz şey görüyordunuz. Hani versem de olur, vermesem de olur, bana kalmış diyordunuz. Ama ne zaman ki alan elsiz oldunuz, yani adam her kebap yiyişinde bir altın bırakıyor. Ya kebap neymiş? Yanında işte yoğurdunu, onun göre tatlısını, bir altın ya az şey mi diye düşünürsünüz. Vermeye başlarsınız. İlişkinin şekli değişir. Alan elsiz olursunuz, aşağı inersiniz. Veren el alan elden üstündür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. La teşbih ve la temsil. Namazı da Cenab-ı Hakk'a hediyeymiş gibi sadece kıymeti üzerinden değerlendirdiğinizde o içinizdeki şey kırılmıyor. Hala kendinizi yukarıda görüyorsunuz. Yani Cenab-ı Hakk'a sanki bir şey ikram ediyorsunuz. Haşa. Cenab-ı Hakk'ın bir şeye ihtiyacı mı var? Ne zaman ki işte ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da işte sıkıldım, bunaldım. İşte arkadaşlarım yok, ortam değişik. Şehir hayatı bilmediğim bir hayat. Yani biz kırsalda büyümüştük. Küçük bir ilçe bizim ilçemiz. Sivas'ın Zara ilçesinde büyüdüm ben. Şimdi orayı görünce bu sefer o bunalımdan, sarsıntıdan, işte sıkıntıdan ya bir yere dayanmak bende ihtiyaç oldu. Ya bir çıkış yolu, bir dayanacak bir şey bulmam lazım diye. İşte öyle başladığım namaz elhamdülillah beni terk etmedi. Ben de onu terk etmedim. Neden? İşte bu sefer ben aldım. Alan el oldum. Elime altın verildiğini gördüm. Buradaki iki kelimenin de ben oraya işaret ettiğini düşünüyorum. Hem kıymettar, zatında kıymeti var namazın. Elbette yani onun içindeki lafızlar, dualar, onların her birisi kainatın en önemlisi. İşte mizanda la ilahe illallah kelimesi her şeyden ağır geliyormuş. Ondan değerli bir şey var mı şimdi? Mizanda altın koysan değeri var mı? Gümüş koysan değeri var mı? Mizanda la ilahe illallah'ın değeri var. Namazda da o var. Elbette kıymetli. Mühim ihtiyaç. Namaz kılmak ihtiyaç. İnsanı yörüngede tutuyor namaz. Günde 5 vakit nerede olduğunu hatırlıyorsun. Kaybolmuyorsun hayatın içinde. Namaz kıldığın sürece sen varlığın içinde hangi adreste yaşıyorsun, hangi konumdasın bunun farkında oluyorsun. Namazı bıraktığın an hayat seni her yere götürebilir. Ama namaz tekrar sana yörüngeni hatırlatıyor. Devam edelim. Hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla. Bakın hem ucuz hem az bir masraf. Bunlar aynı şey değil mi? Öncekilerle beraber düşünelim. Biz ucuz dediğimiz şeyi, yani ucuz kelimesinin az masraf şeyi de vardır ama bir de değersiz şeyi vardır. Mesela şu ucuz, ne ucuz bir mal ya dersin mesela. Ucuz mal derken onu bir sıfat gibi kullanırsın. Yani o malın ne diyelim, çok da bir şey değil o mal yani. Çok da sağlam bir mal değil gibi dersin. Çok da değerli bir mal değil gibi dersin. O manada kullanırsın. Az bir masraf zaten sarf etmek demek yani masraf, sarf edilen demek.
ona harcanan şey manasında. Bakalım burada ne denmiş? Masrafı vermemişler. Zaten biliyoruz diye düşünmüşler. Haklılar. Masrafı kim bilmez. İşte köküne indiğimizde sarf etmek, harcamak gibi bir şey var. Burada da ben şöyle bir şey düşünüyorum. Allah-u Alem, hani bunları belki de şey diyorsunuzdur, Ahmet ya kelimeler çok kanırt diyorsun falan ama bir bakış açısı ya, ne kaybedersiniz? Ucuzluğundan kasıt bence karşılığında verilen şeyin azlığı, masrafta emeğe bakıyor. Yani bir, yani biz namaza ne harcıyoruz namazını kıldığımız zaman? Bir, zaman, iki, emek. Değil mi? İkisi beraber. Zaman da ayırıyoruz namaza. Zaten namazın gayesi zamanda kurban kesmek. 20. sözde bunu daha incelikli konuşacağız ama bir parça burada da bahsedebiliriz. Yani Cenab-ı Hak bizden kurbanı istediğinde ne yapıyor? Sana bu kadar mal verdim, ondan bir tanesini benim için feda et. Zekatı istediğinde ne yapıyor? Sana bu kadar zenginlik verdim, 40'ta birini benim adıma fakirlere dağıt. Hac, sana sağlık verdim, seyahat etme gücü verdim. Yılda bir, ömürde bir kere hacca git. O verdiğimden bana da, yani o verdiğimin hakkından bana da kes. Sana verdiğimden bir dilim kes, oraya at. Bir altın ayır, oraya at gibi. Namaz da arkadaşlar, mesela oruç da öyledir. Oruç da bizim beslenme şeyimiz var değil mi? Ondan vazgeçiyoruz. Allah emrediyor bize. Onun bir kısmından vazgeç benim için. Vazgeçebilirsek hakkını vermiş oluyoruz. Vazgeçemezsek sahiplik algımız karışmış oluyor. Çocuğa mesela verirsiniz, işte atıyorum 10 tane şeker, bir tanesini istersiniz, geri vermez. Niye? Çocuk şeyi karıştırır. Yani babasından aldığını, annesinden aldığını çabuk unutur. Vermek istemez. Ha, cömert çocuklar da vardır, bazısı verir. Verirse dersiniz ki aferin, bak bu çocuk malın nereden geldiğini biliyor. İşte babası oğluna bir bağ üzüm vermiş, oğlu bir salkım vermemiş şeyi gibi, misali gibi. Kimisi de vermiyor yani. Ona da ne denir? Şeyi karıştırdı, mülkiyet şeyini karıştırdı. Ne oldum delisi oldu. Kimden geldiğini unuttu deriz değil mi? İşte Cenab-ı Hak da bize verdiği her şeye böyle kurbanlar koymuş. Nasıl ki bize verdiği hayvanlardan istiyor, onun için vazgeçmemizi, bir tanesinden işte onun tayin ettiği şeriat dairesi içinde kurban olabilecek şartlara sahip hayvanlardan yılda bir kere bir tanesinden durumumuz varsa vazgeçmemizi istiyor. Oruçla bir ay istediğimiz zaman yiyip içme hürriyetimizden vazgeçmemizi istiyor. Zekatla malımızın 40'ta birinden vazgeçmemizi istiyor gibi, aynen onun gibi de namazla zamandan vazgeçmemizi istiyor. O verdi ya, zamanı o verdi bize. Zaman onun mahluku. Verdi ama onda bizim imtihanımız onun adına tekrar bir kısmını geri vermekte. İşte şey gibi, babanın oğla la teşbih ve la temsil, bir bağ üzüm verip, bir bağ verip ondan bir salkım istemesi gibi sınanma yani. Bakalım verebiliyor mu, yoksa ne oldum delisi mi oldu gibi. Biz de bir zaman veriyoruz namaza. Zamanımızın bir kısmını feda ediyoruz. İki, emek sarf ediyoruz. Namazın hareketleri var, okunması gereken duaları var. İkisi de az aslında. Bakın hani ona harcanan zaman da az, ona harcanan emek de az. Burada ona sanki atıf var gibi geliyor. Hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır. Hakikaten namaz öyledir. Hem az bir zaman istiyor, hem de az bir masrafla, emekle kılınabiliyor. Az bir şey harcansa yetiyor yani emek olarak da diye düşünüyorum. Allahu Alem kaydıyla bunu da hatırınızda tutun. Hem de namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu dedi. Yine ikili bir kelime kullanımı geldi. Divane ve zararlı. Divane ne demek? Akılsız, deli. Zaten çok kullanıyoruz. Deli divane oldum diye. Zararlıyı da zaten biliyoruz. Yani zarara uğramış da olabilir bundan kasıt.
zarar verici hale gelmiş, o da olabilir kasıt. Ama ben daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani zarara uğramış diye düşünüyorum buradaki şeyi. Ne kadar divane ve zararda olduğu gibi, yani zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Namaz kılmayan niye divane olur? Namaz kılmayan da biz bir delilik görüyor muyuz? Aklını mı kaybediyor? Ya bir ölçüde kaybediyor aslında. Aklının istikametini kaybediyor. Ya bilmiyorum bunu namaz kılmayanlara nasıl anlatırız ama yine kendi dünyamdan bir örnek vereyim. Gün içinde şimdi uğraştığın 40 tane şey oluyor. İş, güç, işte toplumsal hayatta yaşadığın şeyler falan filan. Yani o kadar değişken var ki bazen hakikaten dağılıyorsun yani böyle. Ne oluyor, ne yapıyorum, nereye gidiyor bu hayat, veya işte o işte bir gerilim olmuş, bir kavga olmuş, birisiyle bozuşmuşsun veya zorlandığın bir iş almışsın falan, böyle boğuluyor gibisin. Tam o sırada namaz kılıyorsun, böyle bir ferahlık geliyor. Yani hayat ondan ibaret değilmiş. Tekrar böyle bir yukarı çıkıp resme yukarıdan bakıyorsun. Veya işte hani panik odası diye zenginlerin evlerinde olan bir şey var. İçeri hırsız falan girerse oraya girip kapatıyorlar. Orada kendilerini korumuş oluyorlar. Hırsızlardan zarar görmemiş oluyorlar gibi. Onunla ilgili filmler falan da var, panik odası diye. Onun gibi böyle hani o daraldığın, bunaldığın, hayatın seni iyice böyle kesretin ezmeye başladığı anda bir ara veriyorsun, şöyle bir ferahlıyorsun. Hani bir dışına çıkıyorsun olayların. Hani bunu işte kılan bilir, kılmayana nasıl anlatacaksın ama hani bizi böyle şeyleri bölmeye mecbur ediyor. Tabiri caizse suda boğulmamızı engelliyor. Neden? 5 defa dışarı çıkmamızı şart koşuyor. İster istemez çıkıyoruz. Çıkabildiğimiz ölçüde çıkıyoruz. Kafamızda bazen yine o işi taşıyoruz ama yine de çıkmış oluyoruz. Namaza gitmiş oluyoruz. Kılmış oluyoruz. O sayede o istikamet kaybetmeden, o stresten kurtulmuş oluyoruz. İnternette siz de rastlamışsınızdır. Bu ofis çalışanlarının aşırı stresten bazen böyle cinnet geçirdikleri zamanlar olur. Adam işte fotokopi makinesi çalışmaz, kaldırıyor makineyi, camdan aşağı atıyor. Veya işte ekranı çalışmıyor, kaldırıyor ekranı, masalara vurmaya başlıyor böyle. Böyle deliren, cinnet geçiren şey ofis çalışanları çok oluyor. Ben biraz onu şununla bağlıyorum. Ofis çalışanı olmak aynılık içinde çok zaman geçirmeyi gerektiriyor. Yani hep aynı mekan, aynı şartlar, sürekli aynı oturuş pozisyonu. İşte kalkıp bir çay kahve içerseniz onun da saatleri vardır belki onlarda. Her zaman istedikleri gibi yapamıyorlardır. Mola da belli saatler arasında belli vakitlere tayin edilmişse bu sefer o düzenliliği bölemiyorsunuz. Ve o düzenlilik sizi bir yerde sıkıyor cinnetle bir patlama yaşıyorsunuz gibi. İşte divane eder gerçekten insanı eğer ara vermezse güne böyle atılmış ayraçlar, panik odaları, kaçış yolu olmazsa insan hakikaten divaneleşir. Ve zarar zaten işte hem dünyamıza zarar hem ahiretimize zarar, namazsızlık. Önce ahiretimize zarar çünkü üzerine yaratıldığımız fıtrattan sapmış oluyoruz, programdan sapmış oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla tesbih edemeyerek, ibadet edemeyerek üzerine yaratılmış olduğumuz maksattan sapıyoruz. Tabiri caizse cep telefonu ile çivi çakıyoruz. Yaşamak odur aslında. Eğer kulluk etmiyorsanız, kulluk bilincine sahip değilseniz size en son model cep telefonu vermişler. Siz de onda çivi çakıyorsunuz yani. İnsan dünya için çalışırsa hali ona benziyor. Kabiliyetleri o kadar köreliyor. Evet. 2 kere 2 4 bir daha okuyayım baştan ve şeye geçelim. Namaz ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, gör. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip
her birisine 24 altın verip 2 ay uzaklıkta, 30-30, 2 ay uzaklıkta, bunu da aklımızda tutalım, has ve güzel bir çiftliğe ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki, şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübayağa ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz kerimdir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa 2 aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefahete sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Diyor ve temsil burada bitiyor, hakikat kısmına geçiyor. Şimdi biraz daha temsilin üstünde konuşalım. İnşallah vaktimiz kalırsa, ki kalmayacak gibi gözüküyor, hakikat kısmına da geçeriz. Geçemesek de yarın inşallah üzerine konuşuruz yine. Şimdi temsil bize iki hizmetkardan bahsetti. Zaten küçük sözlerin başından beri böyle gidiyoruz. İki yolcu, iki hizmetkar, iki asker, böyle ikili ikili şekillerde devam ediyoruz. Daha önce konuştuk, bu ikilileri ayrı kişiler olarak da düşünebiliriz ama bir insanın hayat içindeki safhaları olarak da düşünebiliriz. Yani biz hem oyuz hem buyuz. Böyle de düşünebiliriz. Zaman zaman o oluyoruz, zaman zaman bu oluyoruz diye de düşünebiliriz. Kendi içimizde de rahat edecek bir perspektif bulabiliriz. Şimdi bir büyük hakim, hükmeden demek, iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip, 24 altın önemli dedik, hakikat kısmında gelecek, 2 ay uzaklıkta, 2 ay da mühim dedik, 30-30-60 o da bir şeye işaret ediyor, has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Şimdi, güzel bir çiftliğe ikamet için gönderiliyoruz. Bunu kendi hayatımıza indirdiğimizde şöyle bir şeyden bakmak lazım. Öyle düşünüyorum ben yani. İnsan her ne kadar varlığını, dünyadaki varlığını tam bir yolculuk olarak tayin etmese de aslında hepimiz yolcuyuz. Nasıl yolcuyuz? Aslında yolculuk çevrendekilerin değişmesidir, değil mi? Sen sabit kalırken çevrendekiler değişiyorsa yolculuk ettiğini anlarsın. İşte trende oturuyorsun veya otobüste oturuyorsun. Çevrendeki her şey değişiyor, sen sabitsin. O camlardan görünen manzaralar değişiyor, sen sabitsin. Bu neyi gösteriyor? Sen yolcusun kardeşim. Yani yer değiştiriyorsun belli ki. Etrafındaki mekanlar değişiyor zamanla. İnsan da her ne kadar kendini bu dünyada sabit görse de, işte yaşıyorum ben Ahmet olarak, kendimi sabit zannediyorum. Buradaki ikametimi sabit görüyorum. Öyle olduğumu düşünsem de aslında sürekli değişen şeylerle muhatabım. Ben değişiyorum bir kere mesela. Doğduğum gibi değilim. Büyüdüm, genç oldum, işte orta yaşa yaklaşıyorum. Yaşlanacağım bir gün Allah ömür verirse gibi. Bu bir değişim. Bu aynadaki yansımamın değişmesi.
Bunun yanı sıra çevremdeki insanlar da değişiyor. İşte büyüklerim vardı, Allah rahmet eylesin, babam sağydı, amcam sağydı, Allah ikisini de rahmet etsin. Onlar gittiler, işte çevremdeki insanlardan, dostlarımdan ölenler oldu vesaire. Bak yine bir değişim. Aynı yerlerde yaşamadım ben hiç. Mesela kiracı olduğumuz evler vardı, en son bu evi aldık. O süre bir değişiklik oldu. Şimdi bakıyorsunuz duvarların rengi değişti, şu oldu bu oldu. Aslında insan ruhuyla bir sabitlik oluştursa da evrende, maddiyat ile hep bir seyahat halinde. Yani ruh tabiri caizse sanki maddelerin içinden geçiyor. Yani dünyaları şöyle tesbih gibi dizmişler diye düşünün. Aha tesbihim de var burada. Dünyaları dizmişler diye düşünün. İşte bu atıyorum 1983 dünyası, doğduğum yılın dünyası, 84'ün dünyası, 85'in dünyası, 86'nın dünyası. Böyle bir dünya algısı düşünün. Evrende ezeliyetten böyle görünen bir dünya düşünün. Var olan dünyaların hepsi. Benim ruhum sanki bunların içinden geçiyor. Hepsini göre göre ilerliyor. Geçmişi hatırladığı zaman da buradaki vücudunu hatırlıyor. Gibi hani misallendirirsek evet hepimiz seyyahız aslında. Bir yerden bir yere gidiyoruz. Bu fanilik zaten gitme hali. Bu zeval zaten gitme hali. Bu yaşlanma dediğimiz şey gitmenin tesiri. Yolculuk hali yani bu haller. Manzaranın değişmesi yolculuk halini gösteriyor. Uyanabilirsek tabii Cenab-ı Hak uyandırsın. 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğe ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Yani verdiği altınlar vardı ya onları bir amaçla vermiş. Hem oradaki meskeninize yani kalacağınız yere, iskan olunacağınız yere lazım bazı şeyleri mübayağa ediniz. Mübayağa satın almak demekmiş mübayağa. Demek ki bayi, belki bayi kelimesi de buradan geliyor. Satan manasına mı geliyor acaba? Şimdi aklıma geldi. Mübayağa satın alma demekmiş. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. Yani gideceğimiz yere bir gün kaldığında mı? Evet. Gideceğimiz yere bir gün kalasıya bir mesafede araba da var, gemi de var, şimendifer de var, tayyare de var. Ama oraya neyle geldin sen? Elinde neyle geldin sen? Ona göre seni birisine bindirecekler. Ya arabaya, ya gemiye, ya trene, ya uçağa bindirecekler. İyi bir şeyle geldiysen oraya kadar sermayeyle uçak bileti alıp uçakla gidebilirsin. İyi bir parayla geldiysen trenle gidebilirsin. Durumuna göre eğer kötü geldiysen daha ucuz şeyler var. Arabayla veya gemiyle de gidebilirsin. Biraz daha yavaş gidersin ama yine gidebilirsin. Sermayeye göre binilir. Evet. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki yani bahtiyar bunu biliyoruz az çok. Mutlu, kısmetli gibi manaları var. İstasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle bir güzel ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. O 24 altını öyle bir işletti ki yolda 24 bin altın oldu. Arttırdı al satla. Yani yaptığı ticaretle iyice arttırdı elindeki değeri. Öteki hizmetkar bedbaht. Serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder. Bu da 23 altını harcadı. 24 altını vardı, 23'ünü harcadı. Kumara mumara verip zayi eder. İyice beter etti yani. Karşılığında bir şey de almadı. Alsat da yapmadı. Kumara verdi. Bir tek altını kalır, arkadaşı ona der. Yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa 2 aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. İşte yine iyi olan kötü olanı
bahtiyar olan bedbaht olanı uyardı. Neden böyle oldu? Bunu daha önce de yine aynı kelimelerle aynı durum yaşandığında ikinci sözde izah ettik. Burada da yine biraz dokunalım. Tebliğ bahtiyarın işidir. Tebliğ durduğu yerden emin olanın işidir. Hani o diğerini iyiliğe çekmeye çalışır. Onun vazifesidir de hem. Yani Müslümanlık sadece yaşayıp gitmek değil, aynı zamanda anlatmaktır. Burada onlara da atıf var gibi. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefahete sarf etse, o bir altın kalmış diye onu da kumara veriyor veya sefahete veriyor, bir lezzete veriyor. Gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Yani çok aptalca bir iş hakikaten. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. İşte iki tabaka. Ey namazsız adam, ey namazdan hoşlanmayan nefsim. O da, bu da. Nalına da mıhına da yani. Hem kendisine hem onlara. Üstad Hazretleri yine vuruyor. O hakim ise Rabbimiz Halikimizdir. O iki hizmetkar yolcu ise bir mütedeyyin namazını şevkle kılar. Süremiz az kaldı, burayı okuyayım. Buranın ince okumasını yarın yaparız. Sözü de yarın bitirmiş oluruz inşallah. O hakim ise Rabbimiz Halikimizdir. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şevkle kılar. Diğeri gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi, 50.000 senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikati iki ayetiyle işaret eder. O ayetleri de burada vermiş söz basım, Allah razı olsun, meallerini vermiş. Bir tanesi Secde suresinde 5. ayet, diğeri Meariş suresinde 4. ayet. Ama ince okumaya bırakıyorum. Onların konuşmasını ince okumamızı da yaparız. Bu ayetlerde ne anlatılıyor, nasıl buraya işaret ediyor, orada görürüz. Gördüğünüz gibi Üstad Hazretleri 2 ayet andı. Ayetler burada yok ama tefsirlerini yaptığını söylüyor. Tabiri caizse işaret ediyor. Onlar da burada var diyor. Mane olarak ararsan bulursun. Yani sadece açıkça zikrettiği ayetleri tefsir etmemiş, işaret ettiği ayetleri de tefsir ediyor. Fark edebildiğimiz ölçüde biz de görüyoruz ki başka başka ayetlere de işaretler var. Söz basın bunları çalışmış, Allah razı olsun. En azından bir kısmını, belki onların da görmedikleri daha vardır. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder? Zira 1000 adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali 1/1'dir, sonra 24'ten bir malını %99 ihtimalle kazancı musaddak, bakın %99 ihtimalle kazancı musaddak, kesin kazandıracak yani, bir hazine-i ebediyeye vermemek ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah,
dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmüne alır. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir, fani ömrünü bir cihette ibka eder. Diyoruz ve burada bitirelim. Çünkü evet neredeyse bir saate yaklaştık. Buranın ince okumasını, buradaki anılan esmaların niye anıldıklarını, temsillerin işaret ettiği hakikatlerde daha zengin olarak, daha alt manalar olarak neler düşünebileceğimizi bir dahaki derste göreceğiz inşallah. Özetle şunu söyleyelim bu kısma dair. Bediüzzaman Hazretleri bu temsillerle bize hayatımızı kuş bakışı izleme imkanı sunuyor. Bir insanın kendi hayatını izlemesi zordur. Çünkü ona çok yakınız. Yakın olan şeyin bütününü görmek zordur. Uzaklaştıkça bütün görünür. Ama halbuki en çok da bununla sınanıyoruz. Yani insan en çok kendi hayatını görebilmekle, hakikatini görebilmekle sınanıyor. Fakat en az yapabildiği de bu yaşarken çok boğuluyor. Kesret içinde, daneler içinde, anlar içinde çok boğuluyor. Onlardan çıkamıyor. Bu temsiller bize kendimize yukarıdan bakabilme imkanı veriyor. Kendimize oradan paylar çıkarabilme imkanı veriyor. Peki bundan pratik anlamda alabileceğimiz bir ders var mı bu temsiller üzerinden? Hem şu var, hani Kur'an'daki temsillere nasıl bakacağız? Orada bir refleks oluşuyor bizde. Hadis-i şeriflerdeki temsillere nasıl bakacağız? Onlara karşı bir refleks oluşuyor bizde. Bir de yani kendi hayatımıza da böyle temsiller yazabiliriz. Bu söylediğim çok uçuk gelmesin. Hani ya hepimiz az çok bu kalemle haşır neşir olanlarız veya çocuklarımıza, çocuklarımıza, yeğenlerimize masallar anlatan insanlarız. Bazen kendi kurduğumuz şeyleri anlatıyoruz. Bazen anılarımızı anlatıyoruz, hatıralarımızı anlatıyoruz. Bunu yaparken de aslında bir hikaye kurmaca yapmış oluyoruz. Bir öykü yazmış oluyoruz. Bunu kendimiz için de yapabilmemiz lazım. Hani nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bir temsil içinde gördüğümüz zaman kendi hayatımızda belki bazı şeyler kolay gelecek. Burada Üstad Hazretleri namazı kolaylaştırmak için bu temsili verdi. Ama biz de sorun yaşadığımız başka bir şey için, devam edemediğimiz başka bir ibadet için, ne bileyim arıza yaşadığımız başka bir hayır için, kaçınamadığımız başka bir şer için böyle bir temsil kurgulayıp orada kendimizi görebiliriz. Bunu şeyler de çok yapıyor. Psikologlar mesela insana, tedavi için gelen insana kendisini bir aynadan seyretmesi için böyle şeyler anlatıyorlar. İşte senin hikayen şuna benziyor falan filan. Üçüncü kişi olarak kendi öyküsünü anlatıyorlar. Onun anlattıklarını farklı bir kurguyla veya aynen bazen aynı kurguyla ona başka birisiymiş gibi anlatıyorlar. Adam kendi hikayesini oradan izlemiş oluyor. O zaman işte daha sağlıklı bir hüküm de vermiş oluyor. Diyelim işte eşiyle sorunları var. Adam sana şey yapıyor. İlişkinin bütününü gösteriyor. Mesela anlaşmazlıklarınıza konsantre olmuşsun. Sadece onları konuşuyorsun. Biraz daha yukarı çekiyor. Diyor ki işte ama işte eşin de her gün sana şu hizmetleri yapıyor. Şu yardımları sağlıyor falan filan. Biraz daha resme büyük baktığınız zaman, iyi yanlarını da hatırladığınız zaman o nahoşluklar azalıyor. Gibi gibi. Yani bu temsil meselesinin insana resmin büyüğünü göstermekte önemli bir yeri var. Bediüzzaman Hazretleri de bunları çok kullandı. Bugün bakın namaz üzerinde de bunu konuştuk. İnşallah Allah nasip ederse yarın yine kıssayı bir okuyup sonra da hakikatini tefekkür edelim. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahmin elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.